Notere gitmeden vekalet nasıl hazırlayabiliriz? Almanya'da birçok belediyede, resmi makamlarda, doktorlarda, sigortalarda bu geçerli. Çok basit. Kalemim de yazmıyor. Vekalet bitti. Tabii ki içerik olarak devam ediyor. Şimdi Almanya'da resmi dairelerde mesela kendiniz bir işlemi yapamayacaksınız, gidemeyeceksiniz. Bir şey teslim etmek için, teslim almak için Meldebescheinigung olabilir, Krankmeldung olabilir. Bu yabancılar dairesinde pasaportunuzu bile mesela kimlik kartı gibi bir şey çıkarıyorlar. Onu almak için ganz wichtig, eğer arabanızı abmelden, anmelden, yani TÜV'de bu işlemler için şahsen gitmenize gerek yok. Şimdi içeriğini anlatacağım ama hani bu vekaletler nerede geçerli? Onları izah etmeye çalışıyorum. Aklıma gelen şu anda bunlar. Vekalete neyi yazıyoruz ve ben bunu yaptım. Devamlı mesela benim o ben kendi el yazımla istiyorsanız tabii ki yazıcıdan da çıkarabilirsiniz. Altına imza atmanız yeterli. Vekalete ne yazdım? Oğluma işte şu 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 alanlarda, şu 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 belediyelerde benim adıma şu 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 işlemleri yapabilir. Çocuğumun yani karşı tarafın kimlik bilgilerini geçiyorsunuz. İsim, soy isim, doğum tarihi, adres ve karşı taraf da imzalıyor. Bu çok şart değil. Sizin imzalamanız yani vekaleti veren handschriftliche Vollmacht. Üstte ne yazıyorsunuz? Vollmacht. İçerik kısmını ne yazıyorsunuz? Hiermit bevollmächtige ich Tülay nokta nokta geboren nokta nokta adres nokta nokta. Ondan sonra karşı tarafın kimlik bilgilerini, isim, soy isim, doğum tarihi, adres. Hangi mesela sadece bir işlem için vermek istiyorsunuz değil mi? Mesela işte Zulassungsstelle de Auto anmelden. Sadece bu işlem için ise tabii ki vekaletin içine sadece bu işlem için olduğunu yazın. Bulunduğunuz şehir yani mesela ben Hannover'deyim. Bugün tarihi nedir? 1 Aralık 2023 ve süre de koyun. Bu vekalet bir aylığına geçerlidir ya da 2025 yılına kadar geçerlidir. En önemlisi imza bitti. Almanya'nın bu tarafı çok güzel ama neden? Şimdi Türkiye'den devamlı Hannover'e gelen bir yakınımız var. Türkiye'de kendisi iş adamı. Bu vekalet işlemlerinden bahsettik. Hayır, bahsetmedik. Hatta belirli işlemler için bana vekalet verdi. Aynen bu şekilde çok şaşırdı. Evet, çok şaşırdı. Türkiye'de bu mümkün değil dedi. Daha fazlasını dedi. Türkiye'de bu imkanlar olsa, bu şekilde vekaletler geçerli olsa neler olur neler dedi. Demedi değil. Niye öyleyiz ya? Aslında Almanya'da çok güven bazında bir şeyler yürüyor. Mesela bu vekalet işi gibi. Evet, ben gitmeyebilirim. Birini göndermek istiyorum. Hemen iki satır bir vekalet yazabilirim. Aynısı 1 dakika postahanede de geçerli. Mesela paketleriniz eve yetişmiyor ya da siz öyle belirlediniz. Paketstation yani postada tabii ki en azından. Die haben ein Vordruck. Onların hazırladığı bir yazı var. Onu dolduruyorsunuz. Devamlı o kişi gidip o paketi alabilir. Yani sürekli kullanabilir o vekaleti. Yani bu tarafı güzel Almanya'nın ya. Sorgulanmıyor. Doğru mu acaba? Yalan mı? Hile mi yaptılar? Nein. Tamamen yeterli bu şekilde vekalet. Evet, Almanya böyle.